Yenge, siz burada bekleyin. Hemen geliyorum. İçeri gelin. Bugün çok mutluyum. Ailem bugün tamamlandı. İki kızım da evine geri döndü. Hayır abla, bu kadar duygusallığa gerek yok. Görürsün, bu iki kız artık kimseyi üzmeyecekler. Sadece eve mutluluk getirecekler. Gelin. Lakşa. Ne oldu Lakşa? Sen iyi misin? Sen... Lakşa, sen iyi misin? Evet anne, iyiyim. Tanrı'ya şükürler olsun. Artık sağlığın düzeldi. Sanskar, senden özür dilemek istiyorum. Seni sürekli suçladığım için. Lakşya'nın kaçırılmasında da. Senin onu kızdırmanda da. Gerçek şu ki, Lakşya bugün karşımdaysa sebebi sen ve Svara'dır oğlum. İnanın bana, bu iyiliğinizi ömür boyu unutmayacağım. Yapma yenge. Yapma yenge. Sen neler diyorsun? Bu benim görevimdi. Lucky benim kardeşim. Olanları unutmak kolay değil. Ama çocuklarımızın bize geri dönmüş olmaları bizim için yeterli. Evet ama ben o çocuk için çok üzülüyorum. Onun hiçbir suçu yoktu. Ailesi yüzünden büyük acılar çekti. Bay Maheshwari. Lakşya. Bu Mişta değil mi? Evet yenge. Onu buraya ben çağırdım. Baba! Baba! Mişu... Ben sana ne öğrettim? İyi kızlar ağlamaz. Hı? Hadi sakin ol. Aferin. Hı?
Baba. Ben... senden bir şey isteyeceğim. Son birkaç aydır... biz Miştah'la öyle yakınlaştık ki... açık konuşacağım. Bir sürü şey oldu. Ve bunlarda bu kızın bir suçu yoktu ve benim iki seçeneğim vardı. Ya onu yetimhanede bırakacaktım. Ya da Ragini ile bizim çocuğumuz olup buraya gelecektim. Ben sana bunu ne zamandır sormak istiyordum. Ama cesaret edin. Bu cesaret konusu değil. İyi düşünmüşsün. Çok doğru bir karar. Ben bu kararınızdan gurur duydum. Miştah bundan sonra bu evin ve ailemizin bir ferdidir. Teşekkür ederim baba. Teşekkürler baba. Teşekkür ederim Lakşa. Ailemizi tamamladığın için. Hala bir işimiz kaldı. Ne kaldı ki yenge? Söyleyeyim. Kızlarım ikinizi çok uzun süre beklediler. Bugün alınlarına sindur sürüp bekleyişlerine son verin.